Bugünkü konumuz yığın kavramı. Yığın nedir? Bundan bahsedelim sizlere. Yığın, SQL Server'da yığın, sorguların sırayla işleme alınması demektir. Çalışma esnasında SQL Server'a gönderilen birden fazla sorgu yığınlar halinde ele alınır. Yığınlar halinde ele alırken en çok kullandığımız komutlardan bir tanesi go komutudur. Bir yığının sonunu belli etmek için go komutu kullanılır. Bir yığın SQL Server'da işlenmeye başladığı anda önce parse yani ayrıştırma yapılır. Daha sonra derlenerek çalıştırılır. Genel yazımı şu şekildedir. Komutlar, birden fazla komut yazabilirsiniz. Daha sonra go komutuyla yeni komutları ele alacaksanız go komutunu kullanırsınız. Ve program komutlarınızı yazmaya devam edersiniz. Bir diğer komutumuz ise use komutu. Yığınlar halinde yani birden fazla satır yazacağız. Birden fazla gruplar halinde kodlar yazarken kullandığımız komutlardan bir tanesi de use komutudur. TSQL'de çalışacağımız veri tabanını belirtmek için kullanılır. Use komutuyla hangi veri tabanı üzerine işlem yapılacağını belirtiriz arkadaşlar. Genel yazımı use, daha sonra da veri tabanı adını belirtirsiniz. Print komutu değişkenlerin değerlerini, hatalarını ve benzeri diğer ihtiyaç duyulan olaylarda print komutu kullanılır. Yani bu değerleri ekrana yazdırmak, sonuçlarını görebilmek için print'i kullanırız. Debug işlemi için ihtiyaç duyulan bir komuttur. Yani adım adım hata ayıklamada kullanmak için debug dediğimiz hata ayıklama işleridir arkadaşlar. Genel yazımı da print et değişken adı. Değişkenler içindeki verileri ekranda gösterirsiniz bu şekilde. Evet, bir örnekle yığın kavramını size anlatmaya çalışalım. Bunun için SQL sunucum benim açık. Burayı kapatıyorum. Evet, buradakileri sildim. Daha önce de yaptığım bir örneğim vardı. Diyelim ki bir veri tabanı kullanmak isterseniz use komutunu kullanıyoruz. Use diyelim. Mesela burada birçok veri tabanımız var. Bu veri tabanlarını size göstereyim. KOBİ var, Atatürk Lisesi var, okul olmak üzere çeşitli veri tabanlarımız var. Use okul dediğimizde okul veri tabanını kullan dedik. Daha sonra bu komuttan sonra yeni komutlar yazmak istiyorsak, bu veri tabanı üzerinde işlemler yapmak istiyorsak go komutuyla komutları yazmaya devam etmek için go komutunu kullanıyoruz. Komut yazmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz bu şekilde. Daha sonra bir değişken tanımlayalım sizlerle. Declare ile değişken tanımlıyoruz. Daha önce bu konuyu sizlerle görmüştük. Ad isminde bir değişken tanımladım. Onun veri tipinde envarchar 30 şeklinde belirledim. Daha sonra bu değişkenimin içine bir tane değer yükleyelim. Bu değişkenime string bir değer olduğu için string bir değer ekliyoruz. Yani metinsel demek. Daha sonra arkadaşlar bu değişkenin içindekileri bir göstermeye çalışalım. Bakalım görebiliyor muyuz? Print diyorum. Ad değişkenin içindekini bir görmeye çalışalım. Daha sonra da bitirelim. Şimdi execute ile çalıştırdığımda evet gördüğü üzere burada ad değişkenin içeriğini görebiliyoruz. Go değişkenini ne zaman kullanacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Burada eğer değişkenlerde arada go kullanırsanız yani ben yeni komutlar yazacağım deyip go kullanırsanız bakalım şöyle bir hata meydana geliyor. Diyor ki ad değişkenini ben göremiyorum. Yani go değişkenini kullandığımız için sıfırdan yeni komutlar yazacağımız anlamına geliyor. Burada ad değişkenini print komutu göremez. Bundan dolayı yeni bir şeyler yazacağız isek var olan programımızın içinde kesinti yapmak istemiyorsak go komutunu uygun yerde kullanmamız lazım. Bunun için go komutunu burada alıp bir alt satıra koymakta fayda var. Evet. Şimdi çalıştırdığımda ise doğru bir şekilde. Bundan sonra mesela okul veri tabanı içindeki verileri listelemek istiyorum. Varsayalım. Bunun için select yıldız from öğrenciler dedim. Öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları seç ve listele anlamında execute dediğimde evet, yıldız seçili kaldığı için bir hata oluştu. Boş bir yere tıklıyorum. Execute dedim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada go'dan sonra bütün verilerimiz listelendi gördüğünüz üzere. Evet. Mesaj kısmına bakacak olursak Mustafa kısmı gördüğünüz üzere mesaj kısmında görünüyor ve 12 tane satır işleme alındığını belirtiyor ve bu 12 satırın işleme alma kısmını result kısmında görüyoruz. Mesajı ise print ile yazdırdığımız
Değişken içeriği kısmında içeriği görüyoruz. Yani değişkenimizin içeriğini görebiliyoruz. Diğer tarafta ise tablomuzun içeriğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bu konumuzda yığın kavramından size bahsetmiş olduk.